Tamam, bilgisayar beyaz oluyor. Galiba baskıya girmemiş. Baskıya girelim. Yani sor. Peki o zeki, zeki. Yani insan ki baş. Bu da o ve Aladdin. Aladdin'in payı var ya. Oraya vurmamız lazım. ...2021 yılında okul sezonu düzgün bir şekilde açılırsa esnaf kendisini kurtarabilir. Yok açılmazsa açılacak, ondan sonra 5 gün sonra, bir hafta sonra kapandı. Yok bilmem ne oldu. Esnaf perişan durumdadır. Kendi ödemelerini yapamıyor. Bu 2 senedir kendi dairemi satarak ödemelerimi yaptım. Fakat bundan sonra satacak daire de kalmadı. Ben ödemelerimi yapamayacak duruma gelirsem bütün kredim bozuluyor. Esnaf da mal vermiyor bize. O şekilde faizsiz kredi versinler. Onları desteklesinler, borçlarını ertelesinler. Diğer kırtasiyecilerin durumu da hepsi aynıdır. Hiçbirisinin birbirinden farkı yoktur. Hepsi perişan durumdadır. Bu küçük esnafın çoğu kapandı. Yani ayakta kalan orta haldeki esnaftır. O da kapatmak, bu sene de geçen seneki gibi okullar kapatılırsa, okullar açılmazsa esnaf iflas edecek. Bu sene ihtiyacımız olan defterdir, kalemdir, silgidir, çantadır. Yani okulla ilgili bütün ihtiyaçlarımızı karşıladık. Ve bekliyoruz. Bakanın demesine göre de biz bazı malzemeler aldık. Eğer tekrar kapanacaksa... Kırtasiyeci sektörü olarak, kırtasiyeciler sektörü olarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Yaklaşık 2 yıldır bütün dünyada olduğu gibi bu olumsuzluklar biz kırtasiyecileri de etkiledi. Milli Eğitim Bakanımız değişti, yeni bir bakanımız geldi. Kendileri de eğitimcidir, dile getirdiler Eylül ayında açacaklarını. Bu da bizi sevindiren bir haber oldu. Kararlı bir duruş sergilediler. Bu kararının arkasında durmalarını istiyoruz. Biz ona güvenerek tekrardan işimize sarıldık, ürünlerimizi almaya başladık, yeni bayılıklar almaya başladık. Sektörümüzü ayakta tutmak için, eğitim alanına hizmet edebilmek için ciddi bir çalışma içerisindeyiz şu an. 6 Eylül okulların açacaklarını beyan ettiler. O tarihte açılmasını umut ediyoruz. Şayet açmasalar ciddi sıkıntılar yaşayacak kırtasiye sektörü. Aldığımız ürünler genelde borçlu evraklarla alıyoruz. Bu evrakları ödemesek şayet iş yerlerimiz kapanacak duruma gelecek. Zaten birçok kırtasiyeci sektörümüz pes etmek zorunda kaldı. %50'ye yakın bu işi bırakmak zorunda kaldı. Kalanlar da eş dostlarla elindeki olan öz sermayesi ile ayakta durmaya çalışıyorlar. Bu yılda açılmasa ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Büyük bir iflas yaşayacaklar. Bakan Bey'in açıklamasından sonra yayınlarımıza, bayiliklerimize 35 tane yeni güncel, kaliteli yayın aldık ve kurumumuzun yükünü daha çok ağırlaştırdık. Bakan Bey'e güvenerek şu anda sadece kaynak yayınlar olarak 1,5 trilyon yatırım yaptık kaynak yayınlarına. Açılmazsa tabii ki yani büyük bir mağduriyet yaşayacağız. Kırtasiye sektörü olarak pandeminin başlamasından bu yana
sıkıntılar çekmekteyiz. Yeterince satışlar olmamakta. Giderler çok. Dolayısıyla bu sene okulların açılmasını istiyoruz. Eğitimle ilgili diğer sektörlerde olduğu gibi bu kırtasiye sektörü de sıkıntı çekiyor. Bakan Bey'in açıklamalarının yerine gelmesini istiyoruz. Okulların açılmasını istiyoruz. Sezonu hazırlığımızı yapmışız. Alımlarımızı yapmışız. Dolayısıyla bunların ödemelerini de yapmamız gerekiyor. Açılması durumunda ancak ödemelerimizi yapabiliriz. Yoksa sıkıntı çekeriz. Okulların açılışından sonra gerekli tedbirlerin de alınması gerekiyor ki eğitim öğretim devam edebilsin. Yeteri kadar önlemler alınmadığı takdirde yine pandemi çoğalacak ve okullar tekrar kapatılmak zorunda bırakılacak, kalacak. Geçen sene olduğu gibi dolayısıyla okulların da gerekli tedbirleri alması gerekiyor ki hepimiz bu sıkıntılı dönemden rahatlıkla kurtulabilelim. Bu sene de açılmazsa sektör çok büyük sıkıntılar çekecek. Birçok kişi belki de iflas edecek. Artık işi yürütemez duruma düşecek. Dolayısıyla hep birlikte işi ciddiye almamız gerekiyor diye düşünüyorum.